65. 1958 doğumluyum. Yaklaşık 45 yıldır bu meslekte uğraşıyorum. Bu meslek dedemizden 1893'te Bulgaristan'dan gelme. Yaklaşık 130 yıldır bu mesleğe devam ettiriyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında da devam ediyoruz. Yaklaşık 130 yıllık. 1893'te dedemin geldiği tarihte, yani 125-130 yıl hemen hemen devam etmekte mesleğimiz. Dededen babaya, babadan oğla torna sürdürmekteyiz. Daha önceki yıllar elektrik yoktu, sanayi yoktu. Ayakla çevirdik bu tornayı, elle yaptık. Makine yoktu. Hep kara zoruna uğraş. Şimdi sanayi geldi, elektrik geldi. Makinelaştık. Biraz daha mesleğimiz kolaylaştı. Fazla kalmadı. Gençlerden yetişen 4-5 tane genç var. Oğlum da dahil. Ama yaşlı olarak 5-6 kişi kaldık yani en fazla. Onlar da yaşlandı. Benden daha yaşları da var yani. Ben 65 yaşındayım. 70 yaşında olan da var ama yaşlandı artık. Çalışamaz hale geldiler. Torunları yetiştirmeye başladık. Oğlunu yetiştirmeye başladık. Bu görmüş olduğunuz bir vazo. Bütün hikaye bu çamura adapte olmak. El hareketlerin incelik, kalınlık. Bunu çözeceksin ilk tam bu mesleği öğrenirken. Bu da değişik bir vazo türü. Değişik bir model. Bu görmüş olduğunuz odunlu fırın, bu da dededen kalma. Bu ağzı kapanıyor, alttan odun ateşiyle yanıyor. Yaklaşık 750-800 derece gibi sıcaklık oluyor. Derece yok ama tahminen yaklaşık 10 saat gibi pişme süresi gidiyor. O günü yandığında sabahsı soğumaya geçiyor. Böyle yavaş yavaş boşaltıyoruz. Ondan sonra pakete giriyor. Müşteri artık bazen biz götürüyoruz. Bazen müşteri ayağımıza geliyor. Bu şekilde pazarlama uğraşıyoruz. Fırın yapıldığında ben 6 yaşındaydım. Daha ilkokula başlamamıştım. Yani yaklaşık 60 sene oldu yani fırın babam yaptırdı.